Bu hafta önemli bir hafta ve yanımda da önemli konuklarım var. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği. Gülden Hanım, bunu düzgün söylemek istiyorum. Türkiye Kadın Girişimciler Girişimciler Derneği Derneği. Başkanı Gülden Türktan'la birlikteyiz. Siz teknolojide kadın hareketi projesi diyorsunuz. Ben de teknolojide kadın hareketi projesinin New York çıkarması diyorum. Nasıl? Kesinlikle. Çünkü bu öyle bir çıkarma. Hem Kesinlikle. de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız hükümetten Fatma Şahin, değil mi? Özel sektörden Vodafone ve Kagider'den de siz üçlü bir iş birliğiyle New York'ta bulunuyorsunuz. Önce bir projeyle isterseniz başlayalım efendim. İkinize birden soruyorum. Gülden Hanım, sizinle başlayalım. Teknolojide Kadın Hareketi Projesi, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 50. toplantısına da örnek proje seçildi. Neden örnek proje seçildi ve bu proje nedir? Bize anlatır mısınız? Kagider olarak, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği olarak Birleşmiş Milletler'e kayıtlı bir sivil toplum örgütüyüz. Kayıtlı sivil toplum örgütleri bir önceki senedeki faaliyetlerini anlatacaklar. Bizim anlatmaları gerekiyor Birleşmiş Milletler'de. Bizim 37 tane projemiz var yürürlükte olan ve onlardan sadece birini seçip anlatmamız protokol gereği. Bu sene seçilen projemiz Vodafone'la birlikte yaptığımız Türkiye Bilişim Vakfı'da proje ortağımız olan Tebrikler. Teknolojide Kadın Hareketi. Ben başlığını bile çok beğeniyorum projenin. Çok başarılı bir proje. Teknoloji, kadın, hareket, süper. Üçü de ihtiyacımız olan şeyler. Ve bu projeyle bu sene buraya geldik. Dediğiniz gibi bir main event tentte, Birleşmiş Evet, Milletler'de. Rüyü çadırında Evet. panele bakıyorum. Süper. İnanılmaz güçlü isimler, güçlü bir kadro, güçlü bir aktivite bu panel. Dün zaten Bakanımız Fatma Şahin de bahsetti, siz de bahsettiniz. Büyükelçimiz vardı. Dün gece yapılan basın toplantısında Hasan Bey de bunun önemine değindi. Bu inanılmaz bir fırsat Türkiye için. Türkiye Vodafone Vakfı olarak buradaki rolü nedir Hasan Bey? Ona değinebilir miyiz? Evet, burada aslında en önemlisi bu başarı hikayesinin arkasında yatan ruhu anlatmak. Burada sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi yapabilmek için birkaç tane ön şart olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bugün teknoloji hayatımızı şekillendiriyor, değiştiriyor. Sadece bireylerin değil, aynı zamanda kurumların. Evet. Maliyetlerimizi azaltıyor, rekabetçiliğimizi arttırıyor. Daha çok insanın bir arada bağlantıda olmasını sağlıyor. Biz bu projeye başlarken teknolojinin bu dönüştürücü gücü, özellikle mobil iletişimin, bir yandan da teknoloji kime daha çok dokunursa en fazla potansiyel ortaya çıkar deyince adreslediğimiz kadın teması üzerinde mutabık kaldık. Bugün gerek dünyada gerek Türkiye'de kadının teknolojiye erişim fırsatları erkeklere göre daha düşük. Ve bu kadının potansiyelin açığa çıkarılmasını gölgeliyor. Dolayısıyla biz teknolojiyle kadını öyle bir birleştirelim ki onların potansiyelini ortaya çıkaracak bir proje yapalım dedik. İşte ön şartlardan biri buydu. Doğru bir tema seçmekti. İkinci ön şart, doğru iş ortakları seçmekti. Bunlardan biri yanımda şu anda, Değil mi? Kagider. Diğer iş ortağımız da Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber. Gene Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız himayesinde. Ulaştırma Bakanlığımız da himayesinde iş ortaklarımızı seçtik. Çok iyi anlaştığımız, çok bütün aşamalar üzerinde etkin ilerlediğimiz bir proje oldu. Üçüncüsü de kimlere dokunacağız? Tamam, kadın dedik, teknoloji dedik. Hangi kadınlara dokunacağız? Bunun için Kagider'le çok yakın çalıştık. Türkiye'nin 5 ilinde toplam 1300 kadına ikişer günlük eğitimler verdik. Ve bu eğitime ihtiyacı olan ve bu eğitimi aldığı takdirde ekonomik potansiyelini, sosyal hayata entegrasyonunu en etkin şekilde tamamlayacak kadınlarımızı seçmeye bağladık. Evet. Dolayısıyla üçünü birleştirdiğimiz zaman sürdürülebilir. Türkiye'den Birleşmiş Milletler'de
bir başarı hikayesi olarak gösterilebilecek bir proje ortaya doğdu. İftiharımız, gurur kaynağımız. Peki üç koldan girilen özel sektör, hükümet, bakanlıklar, derneklerimiz değil mi? Bunların birlikte işbirliği halinde yaptığı bu projeyi dün bakanımız Fatma Şahin de belli toplantılarda ve panelde dile getirdi değil mi? Siz de oradaydınız efendim. Hasan Bey siz oradaydınız. Evet. Gülden Hanım siz oradaydınız. Bakanımız Fatma Şahin ne tür mesajlar verdi o toplantılarda, o temaslarından bize bir takım mesajlar iletir misiniz izleyicilerimize? Neler üzerinde duruldu? Evet, bakanımız bu konuda çok net. Zaten bakanımızdan aldığımız güçle biz de bu projede emin adımlarla ilerledik. Öncelikle Türkiye'nin gündeminde kadın konusunun, kadının statüsü konusunun önemine değindi. Ve bu konuda attığı adımları, yaptığı reformları, reformlardan bahsetti. Kimlerle görüşüldü? Dün UN oldu mu efendim? Dün UN'in ilk günüydü. Evet. Plenary session dediğimiz genel kurul açılış toplantısı oldu. Hı hı. Ondan sonra side eventler dediğimiz Sayın Bakanımızın da katıldığı görüşmeler oldu. Ben Türkiye'deki hukuk reform, kadınla ilgili hukuk reformları seminerine katıldım. Orada Sayın Bakanımız yaptıklarını anlattı ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu anlattı. Ben buradan hissettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Türkiye gerçekten bir rol model olabilecek, birçok ülkeye örnek oluşturabilecek bir potansiyelde Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında. Peki oradan alınan mesajlar, yani o ABD'den nasıl bakılıyor Türkiye'ye, bakanımıza, bakanımızın, sizin aldığınız izlenimler neler? Dün bakanımızın çok açık bir mesajı vardı. Hatta basının soruları üzerine tekrar tekrar aynı konuya değinildi ve soruldu. Kadının yeri nerede? Ve bakanımız dün kapanışta en son sorulardan birinde önce kadın dedi. Hatırlarsanız bizim ülkemizde sıralama nedir? Önce kadının korunması. Ben bunu çok olumlu algılıyorum. Önce kadının korunması deyince kadının sadece şiddete karşı korunması değil, ekonomide korunması, girişiminde korunması, ekonomik dünya da yer alması için korunması. Çünkü girişimci olmak bir kadın için çok kolay bir iş değil. Önce bir çalışma hayatı çoğunlukla gerekiyor. Teori Kesinlikle. ve araştırmalar bunu gösteriyor. Çalışma hayatında kadının olması gerekiyor. Çalışma hayatında kadının olması için de demin Hasan Bey'in bahsettiği kadınla erkek arasındaki farkın açılmasını önleyen, daha bağdaştıran, kadınla erkeğe eşit statü veren kadının eğitime kavuşması. Kadının eğitime kavuşması çok önemli. Eğer kadını ülkemizde koruyacaksak eğitimde koruyacağız, istihdamda koruyacağız ki OECD'de çok kötü bir netice aldık. En az istihdam Türkiye'de OECD ülkeleri arasında. Ben dünkü konuşmalardan ve dünkü sözlerden ve spotun Türkiye üzerinde olmasından çok mutlu oldum. Sayın Fatma Şahin Bakanımız da gayet iyi bir resim çıkardı. Yapacağız. Kesinlikle. Kadını koruyacağız. Ve bu konularda çalışıyoruz. Her etapında çalışıyoruz şeklinde. Tabii bizim derneğimiz ekonomide korunması, ama ekonomide korunmasının önce şiddet ve bunun bilinci ve bütün ülke bazında şiddetten uzak yaşarsak daha çok ekonomide yer alacağız. O bir öncelik gibi ortaya çıkıyor hep, ama ekonomide korunması için de bu teknolojide kadın hareketi projesi çok büyük bir netice yarattı. 1300 kadın hiç az değil, bunca emek verdik. Neredeyse 2 yıllık bir proje. 2 yılda bu projeyi akademik yönüyle, kadınlara ulaşmayla, şehirleri gezmeyle ortaya çıkardık. Ve 1300 kadın, ben teknolojiye artık yakınım. Teknoloji benim için bir fırsat, ben bunu kullanabiliyorum dedirtmek. Ve sadece teknoloji değil, orada sunum, gereken tüm becerileri ve bir iş kurabilmesi için kendine özgüveni veren bir konuydu. Bir de yarışmamız var. Evet. Ya, o yarışmamız çok olsaydınız, çok ilginçti. Çok değerli jüri üyelerimiz vardı. Gerçekten heyecan veren bir yarışma oldu. Çünkü kadın iş fikrini, heyecanını anlatıyor. İş fikri yarışmasıydı. İş fikrini anlatması ve onu yapabiliyor olması, siz pek deneyimli bir jürinin önünde. Siz öyle olmasa da dediğinizi duyuyoruz demek. İnanılmaz bir güzeldi. Peki efendim, ileriye yönelik baktığımız zaman kadın girişimciliği ve teknolojiyi buluşturma adına
Türkiye Vodafone Vakfı, Kagider'in, yine eminim birlikte çalışacaksınız. İleriye yönelik hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? Bu önemli çünkü merakla da beklenen, bu inanılmaz güzel bir proje. Hani Amerika'da derler ya, what's next, next. Peki bundan sonra efendim neler bekliyoruz? Hasan Bey sizden alabilir miyim? Şimdi tabii bu eğitim safhalarını bitirdikten sonra, Gülden Hanım'ın da anlattığı gibi yarışma safhasına geçtikten sonra biz biraz daha geride bıraktığımız aşamaları iyi analiz etme şansı bulduk. Artık bir referansımız, bir bazımız var. Dolayısıyla geleceğe daha emin adımlarla bakıyoruz. Ki burada şunu söylemek istiyorum. Teknolojiyi kadınlarla buluşturunca aslında kadının birçok yönden faydamız oluyor. Çünkü yaptığımız saha araştırmasında projenin başında kadınların %93.3'ü cep telefonu yanlarında olduğu zaman, kullanabildikleri zaman kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyor. Dolayısıyla kadının güven sorununu da çözen bir araç bugün mobil iletişim. Bizim geleceğe yönelik vizyonumuz hem kadın sayısını arttırmak hem de bu dokunuşumuzu daha derinleştirebilmek. Bununla ilgili geçtiğimiz, attığımız adımları iyi analiz ederek geleceğe yönelik yeni vizyonlar oluşturmak istiyoruz. Projenin başında yaptığımız saha araştırması, ölçüm gibi projenin sonunda da ölçümler yapacağız. Ve projenin insanların hayatına etkisini anlamaya çalışacağız. Ve projenin ikinci fazında da yeni adımlar atacağız inşallah. Çok olumlu bakıyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde bakanlığımız tarafından bunun örnek proje gösterilmesi bizim enerjimizi, motivasyonumuzu da artırıyor. Ve Türkiye'nin buradaki yeri, kadın süper teknoloji. Ve bir yandan da ben panele dönmek istiyorum hemen izninizle. Ariana Huffington, evet, bakanımız. Kathy Calvin, Birleşmiş Milletler Vakfı CEO'su. Saat 12.30, 14.50'de olacak, programımızın sonuna, evet, geldik. Ama bu panelle ilgili de ikinizin birden mesajlarını alıp öyle kapatalım isterseniz. Çünkü ben sizi takip ediyorum, oraya da geleceğim. Evet. Oradan da canlı yayında buluşacağız seyircilerimizle. Beklentiler nedir efendim? Son bekliyoruz. 10 saniye. Bekliyoruz. Çok çok iddialı ve çok güzel bir panel olacak. Çünkü konunun uzmanları var. Yani sadece biz bir şey yaptık, sunduk demekten öte, onlar ne yapıyorsunuz, nasıl yaptınız diye irdeleyecekler. Bu da projenin başarısını bir kere daha ortaya çıkaracak. Evet, bu katılımcıların olması zaten deminden beri konuştuğumuz bu projenin başarısını ve Türkiye'ye olan ilgiyi gösteriyor. Ben de çok iyi geçeceğine inanıyorum. Tebrikler diyorum bir bayan olarak ve özellikle bir çalışan olarak. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz sizlerle. 8 Mart'ta nerede olacağınızı da soracağım. Önemli bir gün. Aynı zamanda ABD'de yaşayan Türk hanımları da Kagider'in çerçevesi ve şemsiyesi altına almamız lazım. Çok, evet, konuşacak çok şey var diyorum. Ve söz tekrar size Cüneyt İstanbul'a veriyorum.